Ülkede durum ne abi? Vatanımız ne durumda? Allah'ımıza şükürler olsun. Bolluk bereket içindeyiz. Elhamdülillah. Bolluk bereket içindeyiz. Ya sen inanıyor musun iyi olduğuna? Tamam, sen inanıyorsan ben de inanacağım. Neden bu cennet vatan muhallerde peki abi? Ekonomik kriz dünyayı vurmuş. Almanya'yı vurmadı ama Türkiye'yi vurmuş. Türkiye Almanya'yı da vurmuş, burayı da vurmuş. Almanya'daki adamın röportajını izliyorum dün akşam. Diyor ki biz de Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmayız, satmayız. E tabi sen satmayacaksın. 10 bin euroyu getirirsin buraya. Sabah akşam yiyorsun, içiyorsun. Türkiye'de istediğini yaşayorsun. 10 bin euro kaç lira ediyor Türkiye'de? Kaç lira ediyor? 220 milyar değil mi? E ben de 10 bin euro alıp gelsem buraya, ben de Tayyip Erdoğan'ı severim. Adamın bir aylık maaşından burada bir araba alıyor. Sen ne alıyorsun? Diyor ya, şeydir. Hava alıyor, hava. Neden muhallediniz abi? Zamanında tarımda kendine yeten bir ülkeydik. Kardeşim, özüne döneceksin, özüne. Sen git bugün ovaları kime verdin? Peşkeş çektiniz. Kime verdiniz? Ben MHP'liyim ha. MHP'ye oy vermiş bir adamım ben. Şu an ülkenin ağlanacak hali var. Vallahi ağlanacak hali var. Billahi ağlanacak hali var. Yazık günah ya. Bu millete yazık ya. Dün maaş aldık biz. Onu konuşuyoruz. Bugün hesabımızda para kalmadı. Neymiş? Elektriği, suyu, o su, bu su, para bitti. La bu millete yazık ya. Fanatik olmayacak kimse kardeşim. Hiç kimse fanatik olmayacak bu memlekette. Bir partide fanatiklik olursa memleket uçuruma gider. Fanatiklik yok. Atatürk 1923'te kurdu değil mi bu ülkeyi? 1923'te. 15 sene sonra rahmetli oldu, öldü. Ülke yıkıldı mı? Hayır. Yıkıldı mı? Bak 15 sene sonra. 100 senedir bu memleket var yani. O da cumhurbaşkanımız. Ama demokratik yollarla yollamak lazım. O gittikten sonra yıkılmaz. Recep gider, Kemal gelir. Kemal gider, Sinan gelir. Sinan gider, Ahmet gelir. Yani o gittikten sonra bu ülkeye bir şey olacağına ben inanmıyorum yani. Ama milletin beynine kazınmış. Vatan millet Sakarya. Allahu Ekber. Tamam, hep beraber oradayız. Ama biz dış güçlerle yarışmıyoruz ki burada. Kendi içimizde. Ben İYİ Parti'ye oy verdim mi teröristim. AK Parti'ye verdim mi vatanseverim. Geçen dönem AK Parti'ye verdim. O zaman oydum. Şimdi PKK'lıyım. Şimdi teröristim. Öyle bir şey yok. Allah yardımcımız olsun. Amin abi inşallah. Allah yardımcımız olsun. Abi Süleyman Soylu açıklama yaptı. 14 Mayıs siyasi bir darbe dedi. 14 Mayıs? Siyasi bir darbe oldu. Süleyman Soylu benim toprağım. Ben de Trabzonluyum. Saygı duyuyorum ona. Şimdi nasıl diyeyim sana? Ya insanlarda ne diyeyim sana, düşünme var da, bir beyin düşünecek. Düşünmüyor musun? Sen kime vereceksin oyunu? Abi teröristsin. Ha? İzmit'te doğma büyümem abi. Nasıl terörist oluyorsun? Tamam, ben de Trabzon'da doğdum. Ben de terörist oldum. Allah yardımcımız olsun. Amin abi, dua inşallah, Allah razı olsun. Anladım. Allah yardım. Arkadaş olsun. Gerçekler budur. Yani ülkenin durumu ortadadır kardeşim. Daha mesela 2 seneye kadar da ben kendim 1-1,5 milyar kira verirken şu an benim kiram 7 bin lira. Biz 3 sene ancak çalışıyoruz. Kiraya, yeme, içme. Başka da desen ki etrafa bir birikim atarım, ilerimizi düşünelim, yok. Yani bunu diyeceğim, başka bir şey yok. İnşallah CHP gelecek, kurtaracak. Ya bir de bak şu var. Başka da bir şey yok. Bak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Hakaret yok. Kesinlikle. Kimse, şimdi insanlara bakıyorum ben, Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ediyor. Kardeşim etme ya. Şimdi ben bir CHP'li, İYİ Partili veya hangi parti olursa olsun, Cumhurbaşkanı'na hakaret etmiyorsa sen de ona etme ya. Hakaret olmaz. Hakaret olmaz. Yani yarın o başa geçtiği zaman ona hakaret edeni yolda polis görse tutu içeri basacak. Bugün nasıl basıyoruz? Ha benim Cumhurbaşkanım, ben sonuçta bu halk seçti onu. %51 lan bu ülkeye cumhurbaşkanı oldu. Ha yarın Kemal Kılıçdaroğlu olursa bu halk inşallah saygı duyar ona. İnşallah. Ülke zaten cumhurbaşkanına saygı i̇nşallah. Duymak zorundadır. Seçim akşamı çok yani önemli. Yani şimdi bugün Cumhurbaşkanı'na Mustafa, saygı Atatürk'ün duymak lazım. Konumu değil mi? Mustafa Atatürk çoklu sistemde geçirttiler ülkeyi. Çoklu sistem, padişahlık sisteminde yönetmediler ülkeyi. Demokrasiyle geldi, demokrasiyle de gidecek kardeşim. Başka demokrasi, çaresi yok. Hakaret yok, bu küfür yok. Bak ben kardeşim milliyetçi bir adamım. Ha bu adam bak benim arkadaşım.
HDP'li diyor, HDP'yi tutuyorum diyor. Ya odur budur, tutabilir. Yani görüşleri farklıdır kardeşim. Bu adama terörist diyebilirsin. Bak, terörist mi kardeşim? Süleyman Soylu, yaşıyorum. Süleyman Soylu, İçişleri Bakanımız, saygı duymak zorundayım. Bu adam teröristse, sen İçişleri Bakanıysan, o polis de bu ülkenin polisiyse bunu sokakta gezdirmeyecek. Bunu cezaevine basacak. Meclise de sokturmayacak o zaman. Onu HDP demek yavrum istiyorum. Güç sende, 20 senelik güç sende, İçişleri Bakanlığı sende, Dışişleri sende, Milli İstihbarat sende, Emniyet sende. Bu adam teröristse bunu orada da konuşturmayacaksın, sokakta da yürütmeyeceksin o zaman. Ondan, Kürtçe çağacağı izin almadık. Ondan sonra demeyeceksin ki bu adam terörist. Ya bir de kendi vatandaşına terörist denmez ya. Denmez kardeşim ya. Denir mi ya? Şimdi ben AK Parti'ye veriyorum. İyiyim. Bu İYİ Parti'ye veriyor, HDP'ye veriyor veya kime verirse versin ya. Terörist olamaz ya. 15 Temmuz akşamı bir tek AK Partililer mi köprüye koştu? Kim koşmadı? Adam meyhaneden çıktı da koştu oraya ya. Meyhaneden sarhoş ya. Giderken koşarken düşüyor yolda takılıyor ya. Allah yardımcımız olsun. Amin abla. Selam abla. Nasıl abla? Ekonomi nasıl? İyi, pahalı. Neden çok abla pahalı bu hallerdeyiz peki? Bu cennet vatan neden bu hallerde pahalı? Vallahi bu yabancı devletlerden insanlar geldiği için. Sığınmacılar. Onun için pahalandı. Nasıl ev kiraları pahalandı mı bu sığınmacılar yüzünden? Zannedersem. Ayrıca biz istiyoruz ki bu vatanı, bu devleti iyi bir yürüten gelsin. İyi bir insan gelsin. Yani Atatürk'ün yerini, Atatürk'ün yolunda giden bir lider gelsin istiyoruz inşallah. İnşallah Allah'tan temennimiz o ki bu vatanı, bu milleti bir yürüten Cenab-ı Allah temenni eder inşallah. Amin inşallah. Gelir Türkiye'ye, iyi olurlar, hayırlı uğurlu olurlar inşallah. Yüce Allah'a sunuyoruz. Amin abla. Allah razı olsun. Abla ekonomi nasıl abla? Vatandaş geçinebiliyor mu? Ekonomi ne olacak oğlum? Türkiye'nin ocağına incir ağacı dikti. Daha ötesini davet edemiyor. Neden bu cennet vatan bu hallerde abla peki? Hırsızlar sardı. Onu diyebilirim, başka bir şey diyemem. 14 Mayıs'ta değiştirecek miyiz abla? İnşallah, duamız o. Yatıyoruz kalkıyoruz, psikolojim bozuldu artık. En çok neden değiştirmek lazım? Sığınmacılardan mı, ekonomik mi, adalet mi, sağlık mı? Sığınmacıları bırak. Sığınmacılardan zaten onlar başta. Onlar başta. Onlar bizim kardeş olamayız onlarla biz. Olamayız yani. Burada vergi veren çileyi çekiyor. Sığınmacılar önde. Git hastanelerde, her yerde. Biz çocuklarımızı dershanelere gönderiyoruz. Yarı dönem beğeniyorlar. Yarı dönem vermezse bölüm değiştiriyorlar. Yani bize yazık değil mi? Biz vergi ödüyoruz buraya. Dünya, onları da biz bakıyoruz. Bizim vergilerimiz de. Onların bize saygı durması lazım. Ama bizlere hakaret ediyor. Biz terörist olduk, her şey olduk. Elhamdülillah hep Müslümandık biz. Ya onun sayesinde Müslüman olmadık. Benim anneannem Kur'an'ı kaç sefer hakim etmişler? 100 yıl evvel. Şimdi değil yani. Ama maşallah bizim milletimiz ölümlü. Böyle sokmuşlar kuma kafalarını. Hiç sağı solu görmüyorlar. Amaç Türkiye gidiyor. Türkiye'de başka oyunlar var. Onu bunu bilmem yani. Biz yaşadık yaşayacağımız. Ben 70 yaşında olmuşum. Yaşamıyorum. Ama ben gelecek torunumu, evlatlarımı düşünüyorum. Benim evladım sırf bu Türkiye düzünden gurbete gitti. Sırf tabii. Gitti, burada çocuk burayı doğurmadı, ben gideceğim dışarıda yani. Sırf Türkiye, niye biz bu gurbetliği çekelim bu güzelim vatanımızda? Dört mevsimi yaşıyoruz. En güzel Türkiye'miz. Atatürk diyor. İyi ki Atatürk bu Türkiye'yi kazanmış, bir bayrak dikmiş. Herkes rahat özgürce geziyor ama özgürlüğümüz de gitti. Herkes konuşmaktan korkuyor, ben korkmuyorum. Gelsin beni alsın ve her yerde de paylaşıyorum, konuşuyorum ama beni Tayyip hiç hakaret etmiyorum. Benim annem babamı öldürmedi. Tek yönetimi beğenmiyorum. Demokrasi, özgürlük yok insanlarda. Özgürlük yok. Konuşamıyor. Herkes çekiliyor kenara. Herkes konuşacak. Ama bir değişse herkes konuşacak. Şu an konuşamıyorlar. Teşekkür